мы с вами и договаривались. Кадрияс университета ректору профессор Мустафа Айдын'la konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olunuz. Katıldığınız için Cumhurbaşkanı 10 gün arayla bir kez daha Putin'le görüşüyor. Üstelik bu kez de üçlü bir zirve İran'da var. Ne anlama geldiğini sizden dinleyebilir miyiz? Nihai çözüm mü demek bu Suriye'de? Yani ona yakın olmak mı demek? Nihai çözüm olmasa bile o yolda yapılan adımlar bunlar. Geçen yakın dönemde yine bir önceki ziyaretini sizin programınızda Cumhurbaşkanı'nın değerlendirmiştik. O zamanki ziyaretin amacı iki ülke arasındaki yaklaşımı birbirine yaklaştırmak, bu konuya bakış açılarını yaklaştırmaktı. Tabii bu arada Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında da bir görüşme oldu ve o görüşmenin sonucunda Suriye'nin geleceğinin siyasi olarak çözümlenmesi gerektiği, askeri yöntemlerle çözümlenemeyeceği gibi de bir açıklama yapıldı. Daha sonra Cumhurbaşkanı ziyarette bulundu. Oradaki tabii esas tartışma konusu, yani bir önceki ziyaretinde Cumhurbaşkanı'nın PYD'nin ve PYD ile birlikte Kürtlerin Astana sürecine dahil edilip edilmeyeceği meselesiydi. Türkiye ile Rusya arasında tabii bu Suriye konusunda birden fazla konu var. Özellikle Türkiye'nin İdlib'deki operasyonu ve bunun operasyonel çerçeveleri ele alınan, düzenli ele alınan bir konu. İkincisi PYD'nin Suriye'nin geleceğindeki tartışmalardaki yeri dikkate alınmak gerekiyor. Üçüncüsü Suriye rejimi, Suriye yönetimiyle Türkiye şu anda doğrudan konuşmuyor Esad yönetimiyle ama anladığımız kadarıyla Rusya üzerinden konuşuyor. Dolayısıyla bu muhtemelen sürekli gündemde olan bir konu. Son olarak da Afrin'in geleceği, yani Afrin'e Türkiye tarafından veya Türkiye'nin desteklediği ÖSÖ tarafından bir operasyon yapılıp yapılmayacağı meselesi. Son gelişmeler ve Türkiye'nin itirazları çerçevesinde PYD'nin katılması öngörülen zirve veya toplantı diyelim Ruslar tarafından ertelenmişti. Anlaşıldığı kadarıyla bir de bu konuyu İran'la birlikte üçlü konuşmak gerekiyor. Çünkü hatırlayacağınız üzere Türkiye, İran ve Rusya Astana sürecinin ortak sponsorları, destekleyicileri ve yine Suriye'nin kuzey bölgelerinde oluşturulmuş çatışmasızlık bölgelerinin de ortak garantörleri. Dolayısıyla şu anda İdlib ve çevresinde yapılan bu garantörlük operasyonu diyelim, çatışmasızlık bölgesi oluşturma faaliyetini bu üç ülke hem koordine ediyor hem de durumu sahada garanti eden ülkeler. Dolayısıyla bir koordinasyon ihtiyacı olduğu anlaşılıyor. Evet. Muhtemelen artık IŞİD'de büyük ölçüde hem Irak'tan hem Suriye'den temizlendiğine göre şimdi Suriye'nin geleceğini adım adım kurma ve görüşme aşaması. Tabii 9 gün veya 10 gün arayla bu şekilde iki Cumhurbaşkanlığı düzeyinde iki ziyaret çok normal değil. Uluslararası diplomasi de çok nadiren olacak bir konu. Gün yaklaştıkça muhtemelen biraz daha ayrıntısını öğrenebiliriz ama üç ülkeyi bir araya getirecek ciddi bir mesele olduğunu da şimdiden söyleyebiliriz. Sayın Aydın, bu üç ülkenin bu sıklıkla görüşmesi bir taraftan da Amerika pek ortada yok gibi görünüyor. Tamam, arada bir temas vardır da işte bu üçlü zirveler açısından sanki yoklar gibi. Yani dahli var mı Amerika'nın bu süreç? Amerikasız yürür mü, nasıl yürür, sonuca etkisi olur mu? Birkaç cümleyle sizden duyabilir miyiz? Şimdi Astana sürecini başlatırken aslında Amerika yoktu resimde. Türkiye, İran ve Rusya birlikte başlattılar. Bu tabii Amerika'yı çok da mutlu etmedi. Fakat ilerleyen dönemde hem Türkiye-Amerika arasında bir diyalog, bu konuda bilgilendirme, hem de Rusya ile doğrudan bir bilgilendirme oldu. Benim görebildiğim kadarıyla şimdilik Amerika Astana sürecine bir şekilde dahil ama çok içinde değil. Hala Türkiye, İran ve Rusya daha önde gözüküyor bu süreci ilerletme konusunda. Amerika'nın bağlantısı da aslında daha garip ama Türkiye üzerinden değil Rusya üzerinden gerçekleşiyor büyük ölçüde. Bir mutsuzluk muhtemelen Amerika'da söz konusudur. Ama Suriye'nin geleceği net bir şekilde konuşulacaksa eğer, o zaman tabii Amerika'nın işin içinde olması zorunluluk. Orada hem askerleri var, hem desteklediği güçler ve kuvvetler var, hem de tabii Amerika önemli bir uluslararası güç ve böyle bir sorunun çözümünde tarafsız olması, dışında kalması düşünülemez. Ama eğer İran, Türkiye ve Rusya buluşuyorsa bunu muhtemeldir ki tartışılacak konu aslında nihai çözüm noktası değil, daha çok İdlib,
ve çevresindeki operasyon ve oradaki çatışmasızlık bölgesi meselesidir. Evet. Sanırım onun ayrıntıları veya bundan sonraki gideceği nokta tartışılacak, görüşülecek. Teşekkür ediyoruz Kadir Has Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Aydın'a. FETÖ soruşturmalarında görevden uzaklaştırılan